Merhaba sevgili örgü severler. Şerife'nin örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife. Mutlu yine güzel bir modelle karşınızdayım inşallah. Gördüğünüz gibi hem basit hem gösterişli çok da güzel bir model. Şerife'nin örgüleri Instagram sayfamı takip edenler profilimdeki resimler arasında bu yeleğin bitmiş halini de gördüler. Kalın iple örmüştüm. Birkaç yıl önce örmüştüm. Çok beğeni alan ve de gerçekten modeli istenen bir yelek oldu. Çünkü basit olduğu için hani yeni örmeyi öğrenenler de ve hatta ben çok karışık modeller sevmiyorum, sade olsun diyenler de bu modeli tercih edebilirler. Onun için bu modeli anlatmak istedim. Gördüğünüz gibi ajurlardan oluşan bir model. Subay çimdiğini yapıyoruz ve de ajurlar uyguluyoruz. Bunun için buna kısaca kolay ajurlu yelek modeli diyelim inşallah. Ben size şimdi böyle bir çalışma yaptım ki modelin şeklini şöyle bir görün diye. Ama anlatırken şu iki kısım anlatacağım. Siz aralara yerleştirirsiniz. Evet, şu kısım bakın sevgili örgü severler, şu kısım düzleri içinde 11 ilmekten oluşuyor. Yine şu kısım bakalım 9, 10, 11, 12, 13 ilmekten oluşuyor. Sadece şu orta kısmı. Şurası 11, şurası 13 ilmekten oluşuyor. Ben üçer de kenar ilmeği uyguladım ters olarak. Öyle anlatacağım. Şimdi 3 tane ters olarak kenar ilmeğimi yaptım. Bir tane düz örüyorum. Bakın başına doluyorum. Hemen ikisini bir kesiyorum. Başına doladığımla beraber sayıyorum. 1, 2. Bakın şu kestiğimi de 1 olarak sayıyorum. Başına doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şu iki düzler arasındaki ilmek 9 tane haroşa, sürekli haroşa olarak ölecek. 9 tane ilmek. Şu düzleri saymıyorum. Hani 11 ilmek dedim ya. Başta sürekli birer tane düz gidecek. Ortada 9 ilmeğimiz olacak. Ne yaptım? 3 kenar ilmek yaptım. Bir düz ilmeğimi ördüm. Başına doladım. Kestim. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ters ilmeğimi ördüm. Bir tane de düz ilmek örüyorum. Hemen bir tane ters örüyorum. Şu yana geçtim. Hep subay çimdiklerin arasında birer tane tersimiz olacak. Başta da bir ters ve 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir tane ters, yine 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir tane ters, yine 3 tane düz. 1, 2, 3 ve bir tane ters. Yani şu üçer ilmeklerimiz bizim şu subay çimdiği modelimizi oluşturacaklar. Bir ters, üç düz, bir ters, üç düz, bir ters, üç düz ve bir ters. Tekrardan bir düzümü de yapacağım. Üç tane kenar ilmeğimi de örüp kurulumumu tamamlayacağım. Şimdi sevgili örgü severler arka sıraya geçtim. Arka sırada kenar ilmeğimi ördüm. Ters ilmek ördüm, düz ilmek ördüm. Şimdi subay çimdiği olan kısmın arkasında tersi ters, düzü düz öreceğiz. Oradan yana bir bizim şeyimiz yok. Model boyunca bütün arka sırasında şu kısmın terse ters, düze düz olarak öreceğiz. Evet. Geldik. Şu kısmın arkasını örmeye. Burayı haroş yapacağımız için yine düz olarak öreceğim 9 ilmeği. Bakın yanlarındaki şu birer düzlerin ters öreceğim ama oradaki 9 ilmeği ters öreceğim ama bir şey daha söyleyeyim size. Şu artırma yaptığımız yerin yanındaki haroşayı haroş olarak değil de ters olarak öreceğiz. Bir o ilmeği. Bakın yine artırdığımı da düz olarak ördüm ki haroşa olsun diye. Şimdi birazdan tekrar anlatacağım. Bunun arkasını da ben ne olmasını istiyorum? Haroşa olmasını istiyorum. Haroşa örüp geldikten sonra artırma yaptım. Yani bir önceki sıradaki kesme yaptığım ilmeği ters olarak öreceğim ki ön tarafa şu düz olarak düşsün. Yok benim için fark etmez. Ben orayı da haroş örerim. Böyle çizgi olmasın derseniz onu da yapabilirsiniz. Ama böyle çizgi şeklinde görülmesini istiyorsanız bir önceki kesim yaptığımız ilmeği arka sırada sadece onu ters olarak öreceksiniz. Bunları yine düz olarak öreceksiniz ki haroşaya dönüşsün. İkinci ön sıraya geçtim. Yine 3 tane kenar ilmeğimi ve bir şu çıkacak düzümü ördüm. Bakın artırma yaptığım ilmek. Onu düz olarak öreceğim. Bir tane.
Hemen başına dolayıp ikisini bir keseceğim yine. Kaydıracağım yani. Yine kesme yaptım yani. Yine düzden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmek olana kadar ördüm. Şöyle tekrardan göstereyim. Karışıklık olmasın. 3 tane kenar ilmeğimi, 1 tane düzüm ördüm. 1 tane yine düz ördüm, onu haroşaya dönüşecek arka sırada. Artırdım. Yine şu 2 ilmeği bir kestim. 2, 4, 6 tane daha düz ördüm. Hemen şu baştaki de düzü örüp şu kısma geçelim. Bakın bir testten sonra bu sıra modeli uygulayacağız. Başına dolayacağım. 3 ilmeği bir keseceğim. Başına dolayacağım. Tek bir ters öreceğim. Başına dolayacağım. 3 tane düz ilmeği birlikte keseceğim. Yine başına dolayacağım. Bakın bir tane tersimi öreceğim. Yine başına dolayacağım. Üçünü bir kesip başına dolayacağım. Bir tersimi de örünce bu kısmı da yapmış oldum. Yani o 3 ilmeğini iki baştan artırıp ortak 3 ilmeği düz olarak keseceğim. Yine arka sırasını da anlatayım. Bakın düzlerimiz düz, terslerimiz ters olacak. Artırma yaptıklarımız da ters olacak. 1, 3 ilmek yine ters olacak. 1, 1, 2, 3 ilmek ters. Bir düz yine burada şu düzümüzün şeyi terse denk geliyor. Şu 9 ilmekte başlıyorum. 1, 2, düz olarak örüyorum ki haroşa düşsün. 3, 4, 5, 2, 4, 6 tane ördükten sonra ne diyordum? Bir önceki sırada yani şu kesme yaptığımı ters olarak örüyorum ki öne düz olarak düşsün. Yoksa diğerlerini hep düz olarak öreceğim. Haroşaya olsun diye. Yine bir ön sıraya geldim. 3 tane kenar ilmeğim. Yine düz olarak örmüşüm. Düz ilmeğim. Bakın yine bu sefer 2 tane oldu burada. 1, 2 ilmekten sonra başına dolayıp ikisini bir keseceğim. Arkada tek bir o ilmeği ters örmemiş şu çizgiyi oluşturuyor. Diğerlerini de düz ördüğümüz için haroş oluyor. Ne oldu? 2 tane düz ördüm, başına doladım. 2 ilmeği bir kestim. 1, 2, 3, 4, 5 tane de düz ördüm. Tek bir düz ilmeğimi ördüm. Ters ve 1. Bu sıra bir işlem yapmıyoruz. 1 ters, 3 düz olarak gidiyoruz. Bir sıra böyle keseceğiz burayı. Bir sıra hiçbir şey yapmadan 1 ters, 3 düz olarak öreceğiz. Ben kalın iple örmüştüm bunu zamanında. Bakın sadece şimdi şu anda elinde anlattığım da kalın ip. Kalın ipe de çok güzel olmuştu. Ama şu da deneme yaparken hani Angora'yı da görün istediğim için Angora'da denedim. Şöyle bakınca gerçekten Angora'ya da çok yakışan bir model oldu. Spor bir model olabilir. Ters. Düz. Arkada zaten ne dedik? Şu kısım terse ters, düze düz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Sadece şu kısımda da şu kesme yaptığımız yere arkada ters örüyoruz ki ilmek düz düşsün diye. Yoksa bakın normalde ne yapıyoruz? Orada haroş olsun diye arkada da düz örüyoruz. Yine kesme yaptığım yeri ters öreceğim. Onu nereden bileceksiniz? Hemen artırma yaptığınızı gelmeden bir önceki ilmek. Bunu da düz olarak örüyorum. Böylece haroşa oluşsun diye. Evet, 3 tane kenar ilmeğim. Bakın şu düzlerim sabit gidiyor. Bu düzlerimde hiçbir şey yok. Şu düzlerim sabit gidecek bunların yanında. Onu da arka sırada ters öreceğiz tabii muhakkak. Önde düz, arkada ters. Ama sadece şu ortadaki ilmeği arka sırada düz olarak örüyoruz ki haroş olarak düşsün. Ve de sadece şu tek bir ilmeği ters olarak örüyorum. O da düz olarak görüksün diye. Yoksa tamamen arkada terse ters, düze düz olarak devam edecek. Şimdi geldim bir dördüncü sıraya. Bu sefer 1, 2,
3 taneden sonra başına dolayıp ikisini bir keseceğim. 1, 2, 3, 4 tane örmüş oldum. Kestikten sonra artık düzüm örüyorum. Bir ters başına doluyorum. İkisini bir kesiyorum. Başına doluyorum. Bir ters başına doluyorum. İkisini bir kesiyorum. Başına doluyorum. Bir ters başına doluyorum. Üçünü bir kesip başına doluyorum. Bir ters. Böylece subay çimdiği ajurumuz doluşmuş oluyor. Bunu zaten eminim ki çoğunuz biliyorsunuzdur. Örüp de bilmeyen yok gibidir. Ama ben hiç daha örmedim. Örgüye yeni geçtim. Tam olarak anlamadım, bilemedim derseniz yeleklerde kullanılan 5 adet ajur adlı videomda bunu özel olarak da anlattım tek olarak. İsterseniz oradan da izleyebilirsiniz. Yine bakın altta çift kat başlama tekniği yaptım. Yine o da başlama teknikleri kısmında video olarak çift kat başlama tekniği olarak anlattım özel bir videoyla. Arkada ne dediğim artık şu kısım terse ters düze düz artırma yaptıklarında tersti şu subay çimdiği kısmının bu kısımda da 1 2 3 4 hemen kesme yaptığım yeri sadece ters olarak örüyorum. Diğerleri yine düz. Bir tane de şurada tersim var. Kenardan önce. Maksat şuradan alıp şuradaki ajuru sona kadar kesip getirmek. Ondan sonra ilk modelimiz tamamlanmış olacak. Bakın 1 2 3 4 başına doluyorum. İkisini bir kesiyorum. 1 2 bir düzüm örüyorum. Burada bir şey yok. Bu sıra ne yapacağım? Sadece 3 düz bir ters öreceğim. Bir sıra normal örüyorum. Örüyorum. Bir sıra kesmeyi yapıyorum. Arkada da dediğim gibi sadece her şeyi düze düz terse ters yapıyoruz ama şu ilmeğin arkasını burada ters olarak örüyoruz. Geldim bir sonraki sıraya. Yine düzümden sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane haroşadan sonra başına dolayıp keseceğim bu sefer. 1, 2 ilmeğim kalacak bu tarafta. Bir düzü yapıyorum. Bir ters başına dolayıp yine ajurlu kısmı yapıyorum. Bir ters yapıyorum. Başına dolayıp üçünü bir kesip başına dolayıp. Yani kestiğimiz şurada 3 ilmeği bir kesiyoruz. 2 ilmeği yok ediyoruz ya. Yanlardan onu artırıyoruz. Dediğim gibi biraz hani bildiğinizi biliyorum ama yeni başlayanlar için de anlatmamız lazım. Geldim 7. sıraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan sonra başına dolayıp ikisini bir kesiyorum. Bakın artık burada bir haroşam kalırken burada 2, 4, 6 haroşam oldu. Artırma yaptığımdan hariç. Burada hiçbir işlem yok yine. Normal öreceğim. Evet, modelin 8. sırasında 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'den sonra başına doluyorum. İkisini bir kesiyorum. Artık bakın diğer düzle bu kestiğimiz birleşti. Burada yine ajur yapma sıramdayım. Onu da yapayım. Gördüğünüz gibi modelimiz birinci modelimiz tamamlanmış oldu. Açığa çıkmış oldu. Bakın kalın ipe de çok güzel oldu. Bunun arka sırasında terse ters düzü düz yapıyoruz. Yine bu son sırada çok küçük bir nokta var. Onu da söyleyeyim. Modelin güzel gözükmesi açısından tersimi ördüm. Bakın şu hemen artırdığımızı ters olarak örüyorduk ya. En son sırada onu da düz olarak örüyoruz ki hani şurada haroşa olursun iki tane üst üste düz oluşmasın diye. Yani onu da tamamen bu sıra 9 ilmeğin 9'unu da
düz olarak öreceğim. Öne haroşa olarak düşsün diye. Kenar ilmeğimi ördüm. Tamamdır. İlk modelimiz. Bakın burayı da düz örünce ne oldu? Haroşaya dönüştü. Böylece model tamamen haroşa gibi gözüktü. Düz olarak belli olmadı. Aynı alttaki gibi. Şimdi artık birinci modelimizi tamamladık. Şu kısmı yaptık. Şimdi ikinci modelin kurulumunu da göstereceğim. Yine 3 tane kenar ilmeğimi öreceğim. 1 tane düzüm öreceğim. Hemen başına dolayıp keseceğim. Aynı ilk sırada yaptığım gibi. Model sürekli bu şekilde gidecek. Yani buradaki ajur alacağız. Buraya getireceğiz. Tekrar başa alıp tekrar öyle. Aradakiler de zaten subay şimdi bölümü de tamamen devam edip gidecek. Dediğim gibi kolay ajurlu yelek modeli diyelim. Çünkü kolay bir model. Örgüyü bilenler hemen fark etmişlerdir kolay olduğunu. Yeni başlayanlar için de yapılabilecek modellerden bir tanesi. Bunun gibi birkaç tane model var. Hem böyle ajurlu aralara ajurlar kullanılarak inşallah onları da anlatalım sıra sıra. Faydalansın. Daha Şerife Nurgül Instagram sayfama çok fazla model anlatım için istekler geliyor. Fırsat buldukça çalışıp anlatacağım inşallah. Sizler de videolarıma bakarak, beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda zil sesini açık bırakın ki ilk videolarımdan da ilk sizin haberiniz olsun. Ve böylece biz de daha fazla anlatım yapmaya gayret edelim. Şimdi gördüğünüz gibi artık burada bir şey yok. Düz olarak örüyorum. Haroşa olsun diye. Ama ne dediğim, hemen şu kesme yaptığımı ters olarak öreceğim bu kısma ki öne böyle düz bir çizgi halinde görüksün diye. Evet sevgili örgü severler, artık böyle devam edeceğiz. Aynı ilk sıranın kurulumunu yaptım. İkinci sırası, üçüncü sırası aynı. Bununla birebir oluyor. Şerifen Örgüleri YouTube kanalımda yine bir model anlatımının sonuna geldik. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Tavsiye edileceğim kalın ya da ince ipi. Özellikle kalın ipe model arayanlar için tavsiye edebileceğim bir model. Zaten Şerife'nin örgüleri Instagram sayfamda da bu yeleğin bitmiş halinin fotosu var. Birkaç yıl önce olduğu için biraz gerilerdi ama şimdi inşallah ben bu şeyi koyduğum zaman, videoya koyduğum zaman o resmi de fotoya da tekrar yükleyeyim. Böylece bilginiz olsun inşallah. Tekrardan yepyeni modellerle, yeni model anlatımlarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.